arkadaşlar. Azizside.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Tomografide ilaçlar kullanıldığı zaman ne işe yarar? Niçin ilaç kullanılır? Eğer ben tomografi çekiyor olsaydım, bana bu ilaçlar yazılıp işte hastanede tatbik edilecek dediği zaman düşünürdüm. Niye bu ilaçlar, niçin kullanılacak, ne gibi etkileri var diye düşündüğüm zaman aklıma geldi. Böyle bir sorular, birçok kişi soruyor bunu, nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız. Onun için böyle bilgi vermek için çekilen bir videodur. Kanalın devamı için abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda videoyu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Şimdi bu ilaçlar yazılıyor. İşte eczaneden bazıları diyor bunu akşam içilecek, hastaneye öyle gidilecek, bu koldan verilecek. Bu durumu ortadan kaldırmada da faydalı olacak. Çünkü bazı hastalar fark etmeden yanlış uygulamada yapılabiliyor. Bu ilaç eğer tomografi çekilecekse, bakın bu ilaç bir de başka bir çekimde de kullanılıyor. Eğer ilaçlı böbrek filmi çekilecekse o zaman akşam şurup olarak kullanılabilir. Hastanın tamamen bağırsaklarının temizlenmesi için kullanılır. Ama tomografide çekilecekse, tomografide kullanılacaksa lütfen eczacı arkadaşlar hastaya sorsunlar veyahut da eczanede çalışan kalfalar. Tomografi çekecekseniz bunu kesinlikle bu ilacı, şurubu içmeyin. Hastaneye götürün. Hastanede tatbik edilecek. Yani hastanede uygulanacak. Peki nasıl uygulanacak? Bu bir suyun içine, 1,5 litre suyun içine ilaç ekleniyor. Ve hasta bunu yavaş yavaş 45 derece içiyor. Bunu film üzerinden göstereceğim. Ne yapacak? Bunu içtiğimiz zaman özellikle midenin dolmasını sağlıyor ve bağırsakların ayırıcı etkisini sağlıyor. Diğer organlar arasında bir farkı sağlamayı sağlayan ayırıcı bir ajan olarak kullanılır. Yani bu da bir direkt olarak kontrast maddelere de ayırıcı ajan olarak da kullanılır. Bu ilaç ne yapılıyor? Bu ilacı da hastanede bu ilacı içtikten sonra 45 dakika bekledikten sonra damardan veriliyor. Peki bu ilaç ne yapıyor? Özellikle bazı organların boyanmasını sağlıyor. Birazdan film üzerinden göstereceğim. İşte karaciğerin boyanmasını, böbreklerin boyanmasını, ondan sonra damar yapılarının ortaya çıkmasını, eğer bir kitle lezyon varsa onu ayırmayı sağlıyor. O yüzden bu hastanede uygulanıyor. Bu ilaçlar böyle eğer tomografi çekilecekse bunu üstüne basarak da ifade ediyorum. Bu ilaçların aynı zamanda alerjik bir reaksiyonları da vardır. Hastanın eğer tomografi, karın batın tomografisi çekilecekse aç karnına gidilmesi gerekiyor. Eğer randevusu öğleden sonraysa o zaman da tavsiyemiz çok hafif bir sabah kahvaltısı, öğlen yemeğini yemeden geçmesi. Çünkü bu ilacın bir de mide bulantısı yapması, bu ilacı içtiğiniz zaman da bu ilacın özelliği içinde biraz daha şekerli, laktasif bir yapısı var böyle direkt olarak. Zaten şurup olarak laktaloz etken maddesi, laktasif bir özellik, bağırsakların şişmesini, bağırsakların genişlemesini ve bağırsakların dolmasını sağlıyor. Birazdan bir film vardı, orada çok da böyle güzel gösteriyor, mideyi tam güzel doldurulmuş, mideyi karaciğerden ayıran bir ayraç olarak da görünüyor. Bu iki ilacın arasındaki farkı şimdi göstereceğim videoda, videonun devamında görürseniz filmde göstereceğim, onu görürsünüz. Bu ilaçların yan etkileri bulunabiliyor. İşte otomatik enjektörden verildiği için damar patlamaları çok fazla görülüyor. Damar patlamaları niye? Çünkü basınçlı bir yapıda veriyoruz. Bazen kişiler de soruyorlar niye basınçlı? Basınçlı vermediğiniz zaman o dokuların boyanmasını ve belli bir sürede bunun tamamlanması gerekiyor. Yani 100 milimlik bir ilacı kaç saniyede, mesela 35-40 saniyede vücuda tatbik etmek gerekiyor ve vücudun o dokularının boyaması gerekiyor. O ayırıcılığı sağlıyor. O yüzden basınçlı veriyoruz. Yani 300 basıncı, 1-2 yani 2 pisi hızla veriyoruz. 40-45 saniyede ne yapıyoruz? Vücuda vermemiz gerekiyor. O zaman da ne yapabiliyor? Damar patlayabiliyor. İlacın etken maddesi iyot içerikli, iyanoheksol olur. Bu vücutta atılması 24 saat içinde olur. Bol suyla atılır.
Birçok kişi emziren bayanlar işte ben tomografiden sonra emzirmeye devam edebilir miyim? Evet, etki etmiyor. O yüzden rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Çocuğunuzu emzirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi sizlere o ayırıcı etkiyi göstereceğim. Yani niçin kullanıldığımızda bu ilaçla şu ilaç bizim filmde ne gibi etkisi var? Onu göstereceğim. Bu çok önemli gerçekten. İlaç olmasa ne olur? İlaç olmasa o ilaç olmadığı zaman nasıl bir fark çıkar? Onları da böyle film üzerinde anlatayım. Şimdi bir filmi hazırladım. Sizlere o film üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Şimdi aradaki farkı sizlere göstereyim. Özellikle içtiğimiz o suyun içine kattığımız şurubun, bakın şu gri kısmını görüyorsunuz. Renk. İşte bu içmiş olduğu suyun midenin tam dolmasını sağlıyor ve ayrıcı özellik. Yani eğer o şurubu içmesek mide bu şekilde dolmuş olmayacaktı. Ve aç karnı olmasında bir özelliği. Bakın şuralarda bir hava yapısı da meydana geliyor. Diğer koldan vermiş olduğumuz ilaç da şurada ne yapmış? Bir renk farklılığı. Karaciğeri boyamış. Şu ortada beyazı görüyorsunuz. İşte o damardan geçen o kontrast madde, damardan verilen ilaç vücudun ateşlenmesine ve direkt olarak vücutta böyle bir yanma hissi veriyor. Aynı zamanda böyle buraya geldiğimizde bakın böbreklerin parlamasına, iki tane böyle lamba gibi bir şeyin yanmasına. Yine bakın bu dolduğu zaman ayrıcı bir hava seviyesinin ortaya çıkmasını, bağırsakların ayrıcı olmasını ne yapıyor? O vermiş olduğumuz şurupla dokular arasındaki farkı ne yapıyor? Gösteriyor. İşte damarlardan gelen, böbreklerden süzülen o yapıyı da yine bu damardan vermiş olduğumuz ilaçla ne yapabiliyoruz? Ayrıcı olarak bir kitle lezyon varsa bakın buralarda da yine o içmiş olduğu şurupla ne yapıyor? Bağırsak yapılarını birbirinden ayırabiliyor. Bazı yerlerde şurup yerine direkt olarak o damardan verilen ilacı da katabiliyorlar. O biraz daha acı oluyor. Bu şurup ise direkt olarak ne oluyor? Tatlımsı bir yapı ama hastayı da bir süre sonra laktasif olduğu için hemen lavaboya gitmeye itiyor. İşte kontrast maddeler, damardan verilen ilaçlar bu şekilde. Mesela akciğeri de gösterelim. Bakın hemen damar yapısında ne yapmaya başlıyor? Parlamaya başlıyor ve yukarıya doğru geldiğimizde şimdi ne yapmış? Bakın şu görmüş olduğunuz kalbin yapısına ne yapıyor? Diğer dokudan daha farklı bir şekilde ortaya çıkartmasına sağlıyor. İlaçlar bu şekilde bir etkiye sahip. İlaçsız olduğu zamanlarda ne oluyor? İşte bu doku ayrımını ortaya yapamıyoruz. Aynı zamanda bir kitle lezyonu varsa o kitle lezyonu tam tanısını net olarak koyamıyoruz. O yüzden bizim tomografi çekimlerinde bu ilaçları, ayrıcı tanıları kullanmak için bu ilaçları kullanmaya çalışıyoruz. Bu riskleri olsa dahi tanıyı teşhise koymada fayda sağladığı için ayrıcı olarak da kullanmaya çalışıyoruz. Kanalın devamı için abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da merak ediyorsanız, aklınıza takılan sorular varsa da videonun altındaki yorum kısmına yorumunuzu ekleyin. Dilimin döndüğü kadarıyla sizlere cevap vermeye çalışırım. İş yoğunluğundan dolayı bazen geç de yazabilirim ama mutlaka yorumlarınıza cevap vermeye çalışırım. Bu yüzden kanalın devamı için de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, başka kişilerin de daha bu videoda yararlanması için paylaşmayı da unutmayın. Böyle bir paylaşım yaparsanız da ilgili konularla ilgili meraklı kişilerin de ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Aziz Saydut YouTube kanalında kaldığınız için de şimdiden teşekkür ederiz. Beğendiğiniz için de, kanala abone olduğunuz için de ne yapalım? Teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir kitle lezyon varsa bakın buralarda da yine o içmiş olduğu şurupla ne yapıyor? Bağırsak yapılarını birbirinden ayırabiliyor. Bazı yerlerde şurup yerine direkt olarak o damardan verilen ilacı da katabiliyorlar. O biraz daha acı oluyor. Bu şurup ise direkt olarak ne oluyor? Tatlımsı bir yapı ama hastayı da bir süre sonra laktasif olduğu için hemen lavaboya gitmeye itiyor.
işte olarak da kullanmaya çalışıyoruz. Kanalın devamı için abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da merak ediyorsanız, aklınıza takılan sorular varsa da videonun altındaki yorum kısmına yorumunuzu ekleyin. Dilimin döndüğü kadarıyla sizlere cevap vermeye çalışırım. İş yoğunluğundan dolayı bazen geç de yazabilirim ama mutlaka yorumlarınıza cevap vermeye çalışırım. Bu yüzden kanalın devamı için de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, başka kişilerin de daha bu videoda yararlanması için